Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden ben Çağla Seda Dicle. Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce pandemi döneminde geliştirilen ve yaygınlaşan interaktif e-çalıştay tasarımı kapsamında bugün uluslararası olarak üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz Uluslararası İnteraktif Keçiboynuzu e-çalıştayına hoş geldiniz. Uluslararası İnteraktif Keçiboynuzu e-çalıştayı Antalya Tarım Konseyi, Antalya Ticaret Borsası ve Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenmekte. Çalıştay toplam 7 ülkeden 26 uzmanın katılımı ile 3-4 Ağustos 2023 tarihlerinde online olarak gerçekleştirilecek. Çalıştayda keçi boynuzu yetiştiriciliğinden hasadına, üretiminden kullanım alanlarına ve ticaretine kadar her yönüyle farklı disiplinlerden uzmanlar tarafından ele alınacak ve çalıştay sonucunda bir rapor hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılacaktır. Çalıştayımıza başlamadan önce çalıştayımızı düzenleyen kurumlarımızdan Antalya Ticaret Borsası ve Antalya Tarım Konseyi Başkanı Sayın Ali Çandır Başkanımızı açılış konuşmalarını yapmak üzere davet ediyoruz. Sayın Başkanım, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sayın İl Müdürüm, değerli panelistler, değerli katılımcılar, hepinize Antalya Ticaret Borsası ve Tarım Konseyi adına saygıyla, sevgiyle selamlarım. Hepiniz Uluslararası İnteraktif Keçi Boynuzu E-Çalıştayımıza hoş geldiniz. Antalya Ticaret Borsası, Antalya Tarım Konseyi ve Antalya Tarım İl Orman Müdürlüğü olarak kurumlarımızca imzalanan tarımda işbirliği protokolü çerçevesinde 3 yıldır online paneller, eğitimler ve çalıştaylar düzenliyoruz. Farklı bilimsel görüşlerin, uygulamaların, uzman görüşlerinin bu platformları bir araya gelmesi ve tartışılmasıyla karar vericiler için yol gösterici çıktılar haline gelmesini amaçlıyoruz. Bu çalışma için başta Tarım İl Müdürümüz ve ekibi olmak üzere Antalya Ticaret Borsası ve Tarım Konseyi'ndeki tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yine bu platformlar aracılığıyla akademi dünyasında üretilen çıktıların yeniliklerden özel sektörün haberdar olmasını ve bilimsel çıktıların yeniliklerin çağdaş uygulama yöntemlerinin tarım sektöründe daha fazla yaygınlaşmasını hedefliyoruz. İlk olarak uluslararası katılımlı interaktif muz e-çalıştayını, ardından çilek e-çalıştayını, sonrasında yine uluslararası katılımlı interaktif avokado e-çalıştayını yaptık. Çalıştaylarımızın ardından da sonuç raporu ve bildirgelerini yayınladık. Muz çalıştayının makalelerinden oluşan Muzun Dünü, Bugünü ve Yarını kitabımız basıldı ve Çilek kitabımız da yayımlandı. Avogadro kitabımızın yayım aşamasında olduğunu da belirtmek isterim. Umuyorum tüm sektörümüz için yararlı olmuştur. Çalıştayımız pek çok kurum, kuruluş, üniversite ve üreticinin katkılarıyla olmaktadır. Çalıştayımıza her zaman desteklerini esirgemeyen Akdeniz Üniversitesi, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'ne özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Çalıştay Düzenleme Kurulu hocalarımıza da bu özenli çalışmalardaki emekleri için çok çok teşekkür ederim. Son 3 uluslararası çalıştayda bizlerle birlikte olan Sayın Profesör Doktor Ahmet Bayaner'e, uzun yıllardır iş geliştirme ve çalışma gruplarında pek çok konuda birlikte çalıştığımız, yine birlikte birçok proje gerçekleştirdiğimiz Profesör Doktor Hamide Gülbük'e ve keçi boynu pekmezi standardı konusunda birlikte çalıştığımız Sayın Profesör Doktor Mustafa Karhan'a özel olarak teşekkür etmek isterim. Akdeniz bölgemizin doğal bitkisi, ormanlarımızın koruyucusu, orman köylülerimize sağladığı gelirle de orman köylülerin baş tacı olan keçi boynuzun gamından meyvesine kadar tüm kısımları farklı enstitü dallarında kullanılmaktadır. Biz keçi boynuzu yetiştiriciliğinin artmasını hem orman yangınlarına karşı dirençli bir tür olması nedeniyle hem de susuz tarım yapılan bölgelerde ve ormanlık alanlarda kırsal göçü önlemek için çok önemsiyoruz. Yine keçi boynuzlu kent peyzajlarımızda hem serinletmek hem de güzelleştirmek için kullanılacak önemli bir ağaç olarak görüyoruz. Önümüzdeki 2 gün boyunca keçi boynuzu ile ilgili yetiştiriciliğinden hasadına, üretiminden tüketimine, kullanım alanlarına kadar tüm konular Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Portekiz, İspanya, İtalya, Fas, Cezayir ve Lübnan'dan çalıştığımıza katılan değerli akademisyenlerimiz, uzmanlarımız, sektör temsilcilerimiz ve orman köylülerimizce etraflıca ele alınacak. Çalıştığımızın sonunda tüm panelistlerin katkılarıyla hazırlanacak olan bir bildirge yayınlanacak. Bu bildirgenin sektöre ve karar vericilerimize yol göstermesini umut ediyoruz. Çalıştığımıza yer alan
tüm panelistlerimize ve katılımcılarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Verimli bir çalıştay olmasını diliyorum. Antalya Ticaret Borsası ve Antalya Tarım Konseyi Başkanı Sayın Ali Çandır Başkanımıza değerli konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Çalıştayı düzenleyen kurumlardan tarımsal eğitim ve yayım çalışmalarının içselleştirilmesine büyük önem veren Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İl Müdürümüz Sayın Gökhan Karaca'yı açılış konuşmalarını yapmak üzere davet ediyoruz. Herkese günaydın. Sayın Başkanım, değerli hocalarım, değerli panelistlerim, panelistler hepinize güzel bir çalıştay diliyorum. Biz uzun zamandır başkanım bahsetti. 3 yıldır biz Ticaret Borsası Antalya Tarım Konseyi ile birlikte gerçekten de çok güzel çalışmalar ortaya koyduk. Ama bu çalışmalara tabii ki değerli hocalarımızın bize çok katkısı oldu. Bu anlamda ben de bütün üniversitede, özellikle Akdeniz Üniversitesi'ndeki hocalarımıza ve bunun yanındaki bakanımıza bağlı araştırma enstitülerimize ve özellikle BATEM'e teşekkür ediyorum. Gerçekten bundan önceki çalıştaylarda oldukça verimli oldu. Biz hala hem il müdürlüğü olarak hem de bakanlığımızca bu çalışmaların çıktılarından yararlanıyoruz ve yararlanmaya devam edeceğiz. Tabii pandemiyle birlikte tarıma bakış tüm dünyada değişti. Gıda milliyetçi tüm dünyada gelişti. Ve bu bizim için sevindirici olan nokta ise tarım artık her kesimce önemli kabul edilmeye başlandı. Bu bizim için gerçekten de sevindirici bir gelişme. Ama son yıllarda hem küresel iklim değişikliği hem de işte dünyadaki konjonktürel değişiklikle birlikte geçmiş yıllarda uygulanan tarım politikalarıyla birlikte geçmiş yıllarda ortaya koyulan sorunlar ve çözümler de değişti. Onun için bunu bütün ürünlerde bu tür çalıştaylarla ayrı ayrı ele alınması gerekiyor. Tabii keçi boynuzu bizim için önemli bir ürün. Türkiye'deki toplam üretimin yarısını ilimiz üretiyor. Türkiye'de yaklaşık 25 bin ton üretimimiz var. Bunun yarısından fazlası ilimizde üretiliyor. Daha önceki yıllarda genelde tarımsal ürünler üretildiği yerlerde tüketiliyordu. Dolayısıyla keçi boynuzu da bölgemizde üretilmekle birlikte bölgemizde tüketiliyordu. Ama son yıllarda artan bir talep var. Tabii bunun birçok nedeni var. Bu çalıştaylarda tartışılacak. Bununla birlikte üretime de yönelik bize yoğun bir talep geldi. Biz geçmiş yıllarda biliyorsun Manavgat'ta önemli bir yangın yaşadık. Orada keçi boynuz alanlarda zarar görmüştü ve önemli miktarda fidan da artık oraya ama hala hem orman teşkilatına hem bize keçi boynuzu fidanı talepleri geliyor. Tabi burada dikkat edilmesi gereken nokta bu çalıştayda mutlaka ele alınacaktır. Keçi boynuzu her yerde yetişebilir, yetişebilen bir ürün. Ama en önemlisi de kayalık, kumluk, kıraç, diğer ürünlerin yetişemediği yerlerde yetişebiliyor. Ama bunu biz keçi boynuzu üretimini geliştirirken mutlaka ağıtlı olarak kıraç ve diğer ürünlerin yetişemediği yerlerde yetiştirilmesine önem vermemiz gerekiyor. Yoksa geçmişte bazı ürünlerde yaşadığımız gibi keçi boynuzu olan talep artarken biz de bunu taban arazilerinde dikimle yönlendirirsek ya da üreticilerimiz yanlış bir yönlendirme içinde buralara dikim yapılırsa gelecekte sıkıntılar yaşayabiliriz. Onun için ben bu çalışmanın daha önemli olduğunu düşünüyorum diğer ürünlere göre. İki gün boyunca hocalarımız, uzmanlarımız bu konuları mutlaka tartışacaktır. Ve keçi boynuzunun ilimizde, ülkemizde üretiminin kalitesinin artmasına yönelik güzel çıktılar olacaktır diye düşünüyorum. Ben bu anlamda tekrar başta Antalya Tarım Konseyi ve Ticaret Borsası Başkanımız Ali Çandır ve ekibi olmak üzere bu çalıştay düzenlenmesinde emeğe geçen bizim arkadaşlarımıza, hocalarımıza, katkı sunan bütün panelistlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum, saygılar sunarım. Antalya Tarım ve Orman Müdürümüz Sayın Gökhan Karaca'ya değerli konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Çalıştayımız 2 gün boyunca toplam 4 oturumdan oluşacak. Birinci gün ilk oturum başkanımıza çalıştayımıza başlamak üzere oturumu devrediyorum. Hepimiz için verimli bir çalıştay olmasını da temenni ediyoruz.